Yıl 1065. Dicle Nehri, Diyarbakır'ın kalbinde güçlü bir şekilde akarken, kentin geleceği için hayati bir karar alınmıştı. Diyarbakır'ı diğer ticaret yollarına bağlayacak, hem askerlerin hem de halkın güvenle geçişini sağlayacak dev bir köprü inşa edilecekti. Fakat bu görev, sıradan bir köprü yapımından çok daha büyük bir meydan okumaydı. Dicle'nin hırçın akıntıları ve bazalt kayalıkları inşaatı neredeyse imkansız kılıyordu. İşte bu zorlu koşullarda Mervaniler dönemi Diyarbakır hükümdarı Nizamüddevle Nasr halkı için bir mucize gerçekleştirmeye karar verdi. Mervaniler adını kurucuları olan Bad'ın torunu Mervan'dan alır. Bad, Kürt aşiretlerinin bir lideriydi ve bölgedeki güç boşluğunu değerlendirerek Diyarbakır ve çevresindeki hakimiyetini kurdu. On Gözlü Köprü'nün inşasını üstlenen Kadı Ebul Hasan Abdülvahid, en yetenekli taş ustalarını bir araya getirdi. İslam dünyasında ün salmış, dev bazalt bloklarla çalışan taş ustası Übeytoğlu Yusuf, köprüyü inşa edecek kişi olarak seçildi. Ancak bu görev, onun ve işçilerinin sınırlarını zorlayacak bir meydan okumaydı. Dicle Nehri'nin azgın akıntılarıyla mücadele inşa süreci, Dicle Nehri'nin azgın akıntılarıyla başladı. Nehir, bazen köprünün temellerini sarsıyor, inşaat malzemelerini sürüklüyordu. İşçiler büyük bazalt taşları yerlerine oturtmaya çalışırken, nehirin suları ayak bileklerine kadar çıkıyor. Bazen taşları geri çekiyor, bazen de temelleri yıkıyordu. Bazalt